Şimdi birkaç saniyeliğine gözünüzü kapatın ve gerçekten de gücünün ne kadar olduğuna dair neredeyse kimsenin net bir şey söyleyemediği ülkenin hangileri olabileceğini düşünün. Eminiz ki aklınıza gelen ilk ülkelerden biri de İran. Orta Doğu'nun pek çok bölgesinde gölgesi dolanan, vekalet savaşlarının en iyi oyuncularından biri olduğu bilinen ABD ve İsrail'i şeytan ilan edip onların da her seferinde yok etmekle tehdit ettiği ama günün sonunda kimseye bir şeyin olmadığı İran. 2020 yılının Ocak ayında Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani bir Reaper drone atışıyla öldürülmüştü. Dönemin ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada bu saldırıdan sonra İranlılar beni aradı ve üstünüze saldırı yapacağız ancak endişelenmeyin askerlerinize bir zarar gelmeyecek dedi. Süleymani'nin ölümünden kısa bir süre sonra yapılan füze saldırılarında hiçbir ABD askeri ölmemiş ve üslerin sığınaklarında saklanmış. Bugüne kadar ambargolar, farklı ülkelerdeki savaşlar, ülke içindeki protestolar ve bitmek tükenmek bilmeyen nükleer silah hikayesiyle duyduğumuz İran'ı 7 Ekim'den sonra daha sıkanar olduk. Çünkü İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım girişiminde nasıl bir pozisyon alacağı en çok merak edilen yerlerden biriydi. Şimdi biz de o herkesin aklındaki soruyu soralım ve cevabı birlikte vermeye çalışalım. İran gerçekten de bölgenin en güçlü unsuru mu yoksa kağıttan kaplan mı? İçeriye geçmeden önce sizlerden minik bir ricamız var. İçinden geçtiğimiz dönemde sizlere en doğru bilgiyi aktarmak için çok çalışıyoruz. GZT'ye abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. En son söyleyeceğimizi en baştan söyleyelim. Gerçekten de bu sorunun cevabını vermek eldeki verilerle mümkün değil. Neden mi? Her şeyden önce İran'ın gerçek bir sınamaya girmediğini belirtelim. Orduları çok ama çok uzun zamandır bir harp sahasında somut olarak boy göstermedi. Kaldı ki ellerindeki savaş enstrümanlarının da gerçekte nasıl bir sınav vereceği meçhul. Bir fenomen haline gelen İran füzeleri, İran İHA'ları, son dönemde adını sıkça duyduğumuz kamikaze dronları ya da Aden Körfezi'nin sahibi olduğunu iddia eden donanmaları. Şimdi spekülasyonları bir kenara bırakıp bazı somut verilerle İran'ın askeri gücünü anlamaya çalışalım. Uluslararası kimi raporlara göre İran ordusunda 520 bin ila 575 bin arasında aktif personel görev alıyor. Bunların 350 bine yakını ordunun ana gövdesinde. 150 bin civarı İran devrim muhafızları çatısı altında. 20 bin personelin ise devrim muhafızlarının donanma birliklerinde olduğu düşünülüyor. Devrim muhafızları için ayrı bir parantez açacağımızı belirtip devam edelim. Devrim muhafızları Besiç milis güçlerini de kontrol ediyor. Besiç güçleri için bir dipnot verelim. Bu güçleri devrim muhafızlarının ülkenin dört bir yanına dağılmış kılcal damarları gibi düşünmek mümkün. Sayıları oldukça fazla. En büyük özelliklerinden biri de son derece hızlı şekilde mobilize olabilmeleri. İran'da geçen yıl ülke genelinde başlayan gösterileri hepimiz hatırlıyoruz. Çok sayıda kadın giderek sıkılaştırılan giyim yasalarına tepki olarak hem kapalı hem de kamusal alanlarda başörtülerini çıkartıyor, sosyal medyada fotoğraflarını ve videolarını paylaşıyordu. Sonrasında işler bir anda farklı bir hal aldı ve çok sayıda kişinin öldüğü, yaralandığı ve tutuklandığı bir süreç baş gösterdi. İşte o dönemde sokak sokak gezen ve kadın ya da erkek ayırmadan başörtüsü eylemine katılanları darp eden, bazılarını tutuklayan ve hatta bazılarını öldüren motosikletli sivil görünümlü kişiler Besiç güçlerine mensuptu. Giyim yasaları demişken, aslında İran'dan bahsedip de 1979'daki devrime değinmemek olmaz. Meraklıları için devrimi anlatan çok sayıda kitap, makale, dizi ve film bulunduğunu hatırlatalım. Bizim burada devrime atıfta bulunma sebebimiz İran devrim ordusunu anlamadan İran'ın askeri gücüne dair somut bir fikir oluşturulamayacağı gerçeğidir. İran devrim muhafızları devrimin ilk günlerinde dini lider Ayetullah Hümeyni tarafından 5 Mayıs 1979 tarihinde kuruldu. İran anayasasına göre iç düzenin sağlanması, devrimin korunması ve sapkın hareketlerin önlenmesiyle görevliler. Bugün gelinen noktada İran'ın askeri, siyasi ve ekonomik açıdan en önemli güçlerinden biri haline geldiler. Devrim muhafızlarının asker sayısı her ne kadar resmi ordunun büyüklüğünden daha az olsa da bu durum onların ülkedeki en etkili askeri güç oldukları gerçeğini değiştirmiyor. Hümeyni'ye göre İran devrimini İran ordusu koruyamaz. Bu nedenle devrim ordularının her zaman güçlü şekilde var olması gerekiyor. Devrim muhafızları belki de başka bir bölümde ele alınabilecek kadar derin bir konu. Bu nedenle şimdilik burada ara verelim ve İran'ın askeri gücüne yoğunlaşalım. Öncelikle bir bilgiyi aklımızdan hiç çıkarmamamız gerek. İran'ın ulusal güvenlik stratejisi teknolojik olarak gelişmiş batılı ülkelerle başa baş bir mücadeleyi öngörmüyor.
Tahran yönetiminin bakış açısı, bana bir ülke zarar verirse ben de onlara insani ve finansal açıdan çok büyük bedel ödetirim tezine dayanıyor. Daha net bir ifadeyle İran bir ülkeye saldırmaktan ziyade kendisini vuracak bir güce ağır bir cevap verebilecek şekilde kendini konumlandırıyor. Bu noktada İran'ın ulusal güvenlik stratejisindeki taşıyıcı kolonlardan bahsetmemiz gerek. Her şeyden önce gelen ilk iki madde Şii ruhani rejimin devamını sağlamak, rejime yönelik iç ve dış tehditleri bertaraf etmek. Bunların yanına bölgede baskın bir güç olma ve caydırıcılık da eklediğinizde Tahran'ın ulusal güvenlik kavramının nasıl bir zemine oturduğunu daha net görebiliriz. Caydırıcılık kısmı burada anahtar kelime. Çünkü İran bunu uçakları, tankları, gemileriyle değil de ağırlıklı olarak balistik füzeleri ve çok sayıda insansız hava aracıyla başarabileceğini düşünüyor. Öncelikle ordunun ana iskeletine bakalım. Ancak detaylara geçmeden önce aklımızdan çıkarmamamız gereken kritik bir kelime var. Ambargo. 1979'daki devrimden bu yana kimi zaman çok sert, kimi zaman gevşek bırakıldığı ancak bir şekilde sürekli devam eden ambargolar İran ordusunun bugünkü yapısında başat rol oynuyor. Ülkenin hava, kara ve deniz birlikleri sayısal anlamda oldukça güçlü görünüyor. Eldeki sayılar İran'ı Orta Doğu'nun en güçlü 3. ordusu yapıyor. Listede ilk sırada Türkiye'nin geldiğini hatırlatıp devam edelim. İran'ın kara kuvvetleriyle başlayalım ve ordunun üçlü sac ayağına yakından bakalım. İran Silahlı Kuvvetleri komutası altındaki en büyük kuvvet olan kara birliklerinin envanterinde çok sayıda tank, zırhlı savaş aracı, roketatar ve çekili top var. Ancak bunların büyük çoğunluğu son derece eski, ağır hareket edebilen ve modernizasyonu ambargolar nedeniyle yapılamayan araçlar. Envanterde 79 devriminden önce ABD'den gelen tanklar olduğunu da belirtelim. Batılı kaynaklara göre İran kara kuvvetlerinin en temel sorunu modern olamaması ve lojistik açıdan çok ciddi zorluklarla karşılaşılması. Tahran yönetiminin bu noktada kendi imkanlarıyla savunma sanayi ürünlerini ortaya koyabilme yolunu da mecburen seçmek zorunda kaldı. Kara birliklerinde ilk kez 1996 yılında hizmete alınan Zülfikar tankı öne çıkıyor. Aradan geçen zaman içinde bu tankın 3 farklı varyantı geliştirildi. Takvimler 2016'yı gösterdiğinde İran Devlet Televizyonu çölde son sürat ilerleyen bir tankı ekranlara yansıttı. Böylece Karrar dünya kamuoyuna ilk kez tanıtıldı. İran savunma sanayi tarafından geliştirilmiş ve tasarlanmış bir ana muharebe tankı olan Karrar, Rus tanklarının temeline dayansa da üzerinde batılı tankların kimi kabiliyetlerini de barındırıyor. Bir sonraki durağımız İran Hava Kuvvetleri. Belki de kağıt üzerindeki verilerle gerçekteki gücü arasındaki bağı doğru tahmin edebilmenin en zor olduğu alanlardan birisi burası. İran'ın elindeki savaş uçakları ve helikopterlerle ilgili çok farklı sayılar var. Ancak ağırlıklı kanı savaş uçağı ve helikopter sayısının 500 civarında olduğu yönünde. Her ne kadar sayı olarak ilk etapta pek kötü görünmese de detaylara indiğinizde İran Hava Kuvvetleri için pek parlak ifadeler kullanmak mümkün görünmüyor. Her şeyden önce ambargonun iliklerine kadar hissedildiği kuvvetlerin belki de başında burası geliyor. İran'ın elinde devrimden önce envantere eklenen ABD uçakları çoğunlukta. Ancak bunların bakım ve onarımlarının ambargo nedeniyle yapılamadığını, uçuşa hazırlık durumlarının ne oranda olduğunu bilinmediğini hatırlatalım. Bu nedenle eldeki uçakların büyük çoğunluğu ikinci nesil. Her bir nesil arasında yaklaşık 20 yıl olduğunu düşünüp batılı ülkelerin artık 5. nesil uçaklara geçtiğini göz önünde bulundurursak belki de İran Hava Kuvvetleri'nin durumunu daha net anlarız. Son bir detayla hava kuvvetleri kısmını kapatalım. BM'nin 2007'de başladığı İran'a yönelik silah ambargosu hatırlanacağı üzere Ekim 2020'de kaldırıldı. O dönemde Tahran yönetiminin attığı ilk adımlardan biri de Rusya ve Çin başta olmak üzere iki ülkelerden yeni savaş uçağı talep etmek oldu. Mart 2023'te İran Devlet Televizyonu Rusya'dan Su-35 uçaklarının satın alma prosedürlerinin tamamlandığını bildiren bir haber yayınladı. Hemen bir ay sonra ise bu kez batılı medya kuruluşları İran'ın Rusya'dan ilk etapta 3 adet Su-35 uçağını teslim aldığını öne sürdü. Gelelim İran'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na. İran'ın jeopolitik yapısı ve Tahran'ın hedefleri göz önüne alındığında yaklaşık 30 bin personelden oluşan bu kuvvetin Hürmüz Boğazı'nı korumayı öncelikli görev kabul ettiği bir sır değil. Donanmada fırkateynler, korvetler, denizaltılar, sahil güvenlik botları ve mayın gemileri var. Donanmadan bahsederken İran devrim muhafızları donanması için de bir şeyler söylemek şart. Çünkü devrim muhafızlarının en güçlü olduğu alanlardan birisi de burası. Kuvvetin emrinde 20 bin personel, savaş gemileri, denizaltılar, mayın gemileri ve sahil güvenlik botları var. Kuvvetin elindeki platformları kafamızda bir yere oturturken bunların standart özellikleri taşımadığı ancak çok sayıda üretilmeleri nedeniyle bir şekilde güç çarpanı olabildiklerini atlamamak gerek. Kuvvetlere göz attıktan sonra sıra İran'ın belki de en güçlü olduğu alanlardan birine geliyor. Tahran'ın sahip olduğu balistik füzeler. İran'ın ABD gibi gelişmiş batılı ülkeleri yenemeyeceğinin farkında olduğunu söylemiştik. Bu gerçeklik onları 3 ana kabiliyet üzerinde yoğunlaştırdı. Bölgede hedeflerini vurabilecek balistik füzeler, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda deniz nakliyatını tehdit edecek sahil güvenlik gücü, ülke dışında konvansiyonel olmayan operasyonlar yapma kabiliyetine sahip ortak ve vekil güçler.
Tahran yönetimi ne zaman batılı güçlerle ya da bölgedeki aktörlerle sorun yaşasa mutlaka elindeki balistik güçleri gösteren bir video yayınlar ya da karşı tarafı tehdit eden açıklamalar yapılır. Peki bunları gerçekten de yapabilecek potansiyeli var mı? Bir şeye sahip olabilmekle onu kullanabilmek arasında ince ancak son derece kritik bir çizgi olduğunu hatırlatıp detaylara birlikte bakalım. Orta Doğu'nun en büyük füze gücüne sahip ülkesi İran'ın hava kuvvetlerindeki yetersizliğini kapatmak adına bu alanda güçlendiğini belirtmiştik. ABD istihbarat raporlarına göre İran'ın elindeki füzelerin çok büyük çoğunluğu kısa ve orta menzilli. Ancak bölgede çok sayıda ABD askeri üssü olduğu göz önüne alındığında tehdit hiç de küçümsenmeyecek durumda değil. Tam da bu noktada çoğunuzun aklına ABD eski başkanı Trump'ın İran bize füzeleri fırlatmadan önce haber verdiği iddiası geldi değil mi? Oraya da geleceğiz ama öncesinde kağıt üzerindeki verilerden bahsedelim. İran'ın sahip olduğu füzelerle ilgili kaynak taraması oldukça zor. Çünkü sahip olunanlar, sahip olunması hedeflenenler ve sahip olunan ancak saklanan füzeler arasında müthiş bir karmaşa var. Biz bu nedenle hemen herkesin hemfikir olduğu füzeler üzerinden ilerleyelim istiyoruz. İran'ın füzeleri Asya'da Çin'e, batıda Avrupa'nın ortalarına, Afrika'da Etiyopya ve Sudan'a, kuzeyde ise Moskova'ya kadar ulaşabiliyor. Menzili son derece değişken füzelerin kimyasal, biyolojik, nükleer başlıklar taşıyabildiği üzerinde duruluyor. Bu noktada Tondar, Raat, Fateh serileri akla ilk gelenler. Listenin devamında Şahap serisi geliyor. Şahap 1'in menzili 300 kilometreye kadar çıkabiliyor. Zülfikar isimli konvansiyonel füze 700 kilometre menzile, Şahap 3'ün 1300 kilometre menzile sahip olduğu söyleniyor. İran bu yılın hemen başında 1650 kilometre menzile sahip yeni bir seyir füzesi geliştirdiğini duyurmuş, 2023 Haziran'da ise Fattah isimli ilk yerli hipersonik füzesini tanıtmıştı. Fattah'ın 1400 kilometre menzile sahip olduğu iddiası da mevcut. Sadece bunlar da değil, İran'ın ayrıca Şahap 4 ve Şahap 5 projeleri üzerinde çalıştığı, akıbetleri henüz net bilinmeyen bu iki projede yer alan füzelerin menzillerinin 3000 ve 4300 kilometre olduğu öne sürülüyor. Bu füzelere ek olarak İran'ın Kuzey Kore'den BM-25 isminde 4000 kilometre menzilli bir füze tedarik ettiği bilgisini de göz ardı etmemek gerekiyor. Peki bu denli yoğun ve uzun süreli ambargoya rağmen İran böylesine gelişmiş kimi platformları nasıl üretebiliyor? İlk ve belki de üzerinde hep düşünmemiz gereken yanıt tersine mühendislik meselesi. İran'ın bugüne kadar tanklardan İHA'lara, füzelerden çok gelişmiş kamikaze dronlara kadar pek çok ürünü tersine mühendislikle geliştirdiği sır değil. Örneğin 2011'de ele geçirdiği bir ABD SİHA'sını tersine mühendislikle işleyen İran, 2016'da dünya kamuoyuna yaptığı açıklamada bu platformun aynısını üretebildiğini duyurmuştu. Bir diğer nokta ise özellikle Ukrayna Savaşı'nın ardından ortaya çıkan yeni bir gerçekliğe dayanıyor. Batılı istihbarat servislerine göre Rusya, Ukrayna sahasında ele geçirdiği ABD başta olmak üzere Batı menşeli silahları bir şekilde İran'a gönderiyor. Bu silahların tersine mühendislik için sökülmesi ve analiz edilmesi planlanıyor. İran için mevcut tabloda olmazsa olmaz meselelerden biri de insansız hava araçları. Tahran yıllardır devam eden yaptırımlara rağmen insansız hava aracı geliştirmeyi başardı. 2016'da Irak'ta DEAŞ'a karşı bu sistemleri kullandılar. Öte yandan İran'ın Suriye'den yönettiği silahlı İHA'larla İsrail hava saldırısına da girdiği kimi zaman raporlara yansıyor. İran'ın İHA programının bir diğer özelliği de bölgedeki müttefikleri ve vekillerine bu araçları satmakta istekli olması. 2019'da Sudan'da Aramco'ya ait iki önemli petrol üretim tesisine İHA'lar ve füzelerle saldırı düzenlenmiş ve bu durum küresel anlamda etki yaratmıştı. Petrol fiyatları %20 artmış, Suudi Arabistan'ın petrol üretim kapasitesi günlük %5 azalmıştı. Hem ABD hem de Suudi Arabistan bundan İran'ı sorumlu tutsa da Tahran suçlamaları reddetti. İran'ın insansız hava araçlarına olan ilgisi 1980'de başlayan Irak-İran Savaşı'na kadar uzanıyor. İran bu tarihlerden itibaren insansız hava aracı teknolojileri üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda ilk İran İHA'sı olarak bilinen istihbarat gözetleme ve keşif platformu Ebabil, İran-Irak Savaşı sırasında düşük maliyetli bir saldırı aracı olarak kullanıldı. Yenilikçi teknolojilere yönelme, Tahran'ın özellikle insanlı savaş uçakları konusunda yaşadığı sıkıntıdan kaynaklanıyor. İHA'lar daha az maliyetli ve kolay üretilebilmesi avantajları ile büyük bir önem kazanıyor. Genel itibariyle İran'ın uyduyla haberleşemeyen, bu yüzden de taktik hedeflere yönelik etkin, patlayıcı tesiri görece yüksek kamikaze İHA teknolojilerinde öne çıktığı kabul ediliyor. Aynı zamanda platformların tasarım yapısı ve düşük hızları geleneksel radarlar tarafından tespit edilmelerini de zorlaştırıyor. Ukrayna'da Ruslar tarafından kullanılan ve oldukça iyi sonuçlar veren Şahit 136 kamikaze İHA'sının motorunu, aviyonik bileşenlerini, optik gözetleme bileşenlerini tedarik edebilmek oldukça kolay. Ukrayna Savunma Bakanlığı'na göre Şahit 136'nın yapım maliyeti sadece 7 bin dolar. Gerekli bütçeye ulaşılması durumunda liberal piyasa koşullarında bu bileşenleri elde etmenin önünde hiçbir engel bulunmuyor.
Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın imdadına yetişen bu platformlar karşılığında Tahran'ın Moskova'dan nasıl bir çıkar sağladığı meselesi ise gizemini koruyor. Akla gelen en mantıklı açıklama Su-35 uçaklarının İran'a verilmesi olarak duruyor. İran ordusunun temel güçlerinden bahsettik. Şimdi gelelim meselenin bam teline. Az önce size ABD eski başkanı Trump'ın İran üslerimize saldırmadan önce bize haber verdi cümlesini hatırlatmıştık. Bu olayın nasıl başladığına gidelim ve İran dendiğinde akıl ilk gelen isimlerden biri olan Kasım Süleymani için de bir parantez açalım. İran, İslam Cumhuriyeti'nin en yüksek siyasi ve dini makamı olan Ayetullah Ali Hamane'ye yakınıyla bilinen Süleymani, Afganistan, Irak, Yemen, Lübnan ve Suriye başta olmak üzere Orta Doğu'da yaşanan her krizin arkasındaki aktör olarak biliniyordu. 1998'den öldüğü güne kadar İran'ın ülke dışındaki askeri istihbari operasyonlarından sorumlu olan Kudüs gücünün bir numaralı koltuğundaydı. ABD'nin Irak'a saldırdığında arka plandaki en önemli isimlerden biriydi. 2006'da İsrail'in Hizbullah'ın bir İsrail askerini kaçırdığı gerekçesiyle Lübnan'a saldırmasıyla başlayan 33 günlük Temmuz Savaşı'nda da Hizbullah'ın eğitim ve silahlandırılması sorumluluğunu yürüttü. Hatta Süleymani'ye göre 2006'da İsrail'e karşı kazanılan zaferde Hizbullah'ın lideri Nasrallah'tan çok kendisinin katkısı vardı. Suriye'deki iç savaş sırasında Kasım Süleymani'nin ayak izi her yerdeydi. Hizbullah ve diğer Şii milis güçlerine sağladığı askeri strateji sayesinde Esad güçlerinin takviye edilmesini de sağladı. Ancak belki de kendini en güvenli hissettiği yerlerden birinde ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle öldürüldü. Takvimler 3 Ocak 2020'yi gösterdiğinde uluslararası haber ajansları ard arda aynı haberi girmeye başladı. Görüşmeler için Irak'ta bulunan Kasım Süleymani Bağdat Havalimanı'ndayken ABD dronlarınca konvoyuna düzenlenen saldırıda öldürülmüştü. Küresel anlamda çok büyük yankı uyandıran bu operasyonun ardından İran 3 günlük yas ilan etti. O dönem sabah ayrı bir tehdit, akşam ayrı bir tehdit yayınlayan İran yöneticilerin hedefinde ABD vardı. Bölgedeki üsler hedef alınacak, ABD için Orta Doğu bir cehenneme çevrilecekti. Saldırıdan 5 gün sonra bu kez manşetlerde ABD'nin bölgedeki askeri üslerinin hedef alındığı yazılıyordu. Hemen herkes galiba İran intikamını alacak diye düşünürken patlayan füzelerin sesi dindikten sonra saldırıda tek bir ABD askerinin ölmediği ortaya çıktı. Çünkü tüm ABD askerleri zaten sığınaklara, yani en güvenli alanlara inmişti. Bu nasıl mümkün oldu sorusunun yanıtını geçtiğimiz günlerde ABD eski başkanı Donald Trump verdi. Başkanın cümlelerini aynen aktaralım. Bizi aradılar ve dediler ki, dinleyin, başka seçeneğimiz yok. Sizi vurmak zorundayız çünkü kendimize saygımız var. Bunu anlıyordum. Onlara vurmuştuk ve bir şeyler yapmaları gerekiyordu. İran'ın saldırısında 18 füze fırlatıldı. 5'i havada infilak ederken diğerleri de ABD üslerinin yakınlarına düştü. Trump'a göre İranlı yetkililer ABD tarafına üsleriniz isabet almayacak güvencesi vermişti. İran bir kez daha sürece çok üst perdeden dahil olmuş ancak sonuç pek de söylediği gibi olmamıştı. Tıpkı bugünlerdeki gibi. Bugünlerdeki gibi diyoruz çünkü İran'ın sahip olduğu vekiller sayesinde İsrail'e kimi alanlarda çok ciddi zorluklar çıkarabileceği bir sır değil. Bu noktada akla ilk gelen grup Lübnan Hizbullah'ı. Nasrallah'ın 7 Ekim'den neredeyse bir ay sonra kameralar karşısına çıkması, İran'ın temkinli yaklaşımları, İsrail'e henüz yeni bir cephe açılmaması Tahran penceresinden okunduğunda ilginç yansımaları beraberinde getiriyor. Tüm bunları alt alta koyduğumuzda ilk başta sorduğumuz sorunun yanıtının neden bu kadar zor olduğu da ortaya çıkıyor. İran gerçekten bölgenin en güçlü unsuru mu yoksa ordusu kağıttan kaplan mı? Cevap halen bilinmiyor. Nükleer geliştirme faaliyetlerine devam eden Tahran için önümüzdeki 10 yıllık süreç çok kritik. Her an ABD'nin müdahalesiyle karşılaşma riski taşıdıkları bir sır değil. Bu nedenle Tahran için kendini düşmana karşı koruyabilmek, başka ülkelere gerekirse asimetrik unsurlarla müdahil olabilmek, müttefik ülkelerde kalıcı üsler edinebilmek ve bir şekilde ordunun tüm unsurlarını modern imkanlara kavuşturmak ana yol haritası gibi duruyor. Eğer bir gün İran ordusu gölgeden çıkar ve doğrudan gerçek bir savaşa girerse sadece biz değil, tüm dünya İran'ın gücünü somut olarak görmüş olacak. Acaba o zaman neler konuşulacak şimdiden kestirmek zor. Siz de İran ordusuyla ilgili yorumlarınızı bizimle mutlaka paylaşın. Başka bir videoda görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın. Şimdi birkaç saniyeliğine gözünüzü kapatın ve gerçekten de gücünün ne kadar olduğuna dair neredeyse kimsenin net bir şey söyleyemediği ülkenin hangileri olabileceğini düşünün. Eminiz ki aklınıza gelen ilk ülkelerden biri de İran.